Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası İstanbul derbisine sahne oldu. Beşiktaş zorlu karşılaşmada evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 geriden gelerek 3-1 mağlup etmeyi başardı. Kritik maçın son bölümünde siyah beyazlı oyuncular arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı. Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Ibaubakar, Galatasaray derbisinde 90 3'te sahneye çıktı. Başarılı futbolcu, attığı şık golle klasını konuşturdu. Kamerunlu Santrfor, bu skorla hem farklı zafere katkı sağladı hem de Cimbom karşısındaki ilk golünü attı. Derbi öncesinde Mustera ve Abdülkerim Bardakçı için yaptığı özel hazırlıkların karşılığını dün akşamki maçla alan Ibao Bakar, karşılaşma sonunda taraftara zafer üçlüsünü çektiren isim oldu. Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, rakibine karşı evindeki üstünlüğünü sürdürdü. Siyah Beyazlılar, Vodafone Park'ta Sarı Kırmızılılara karşı oynadığı 7. maçta 6. galibiyetini aldı. Sport Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-1 yendi. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar puanını 65 yaptı. Kartal, evinde rakibine karşı üstünlüğünü ise sürdürdü. Vodafone Park'ta, Galatasaray'la 7 kez karşılaşan Beşiktaş, 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Beşiktaş'ın tecrübeli Gambiyalı stoperi Omar Koli, 3-1 kazandıkları Galatasaray maçının ardından konuştu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Koli, ağrıları olmasına rağmen oynamak istediğini dile getirdi. Derbi galibiyeti aldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Omar Koli, "Öncelikle oynadığımız her maç çok önemli. Fakat derbi oynuyorsanız bu derbinin de galibiyeti çok daha mutluluk verici oluyor. Biz bu süreçte en iyi oynayan takım olduğumuzu göstermek istiyoruz herkese. Bu maç özelinde de bugün bırakmadık, pes etmedik, sürekli devam ettik. Bir oyun planımız vardı, bir oyun anlayışımız vardı. Ondan kopmadık ve harika bir galibiyet aldık. Böyle de devam edeceğiz." diye konuştu. Galatasaray'ın baskılı oynadığı bölümde Salih Uçan yaşadığı sakatlığa rağmen oyuna devam edince, faslı stoper Roman Sais arkadaşından takıma dinlenmek için zaman yaratması adına kendini yere bırakmasını istedi. Salih Uçan ise bu talebi geri çevirince ikili arasında küçük çaplı bir tartışma yaşandı. İkili arasındaki tartışma kısa süre sonra son buldu ve ardından Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Yunok yarı sahaya kadar gelerek Salih Uçan'a moral desteği verdi. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu yaşadığı küçük sakatlık ve yorgunluk nedeniyle dakikalar 84'ü gösterirken yerini Necip Uysal'a bıraktı. Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier League ekibi Wolverhampton Wanderers'ten transfer ettiği faslı stoper Roman Sais bugün siyah beyazlı forma ile ilk golünü Galatasaray karşısında maçın 35. dakikasında kaydetti. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.